Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşarası Yayla Köy'deyiz. Burası toplamda yani rakım olarak deniz seviyesinden 270 metre yüksekte yer alıyor. Burada 500 metrekare arsa içerisinde müstakil bahçeli villamızı ziyarete geldik. Burası çok güzel. Full panoramik bir deniz manzarası var burada. Şimdi evi detaylı olarak birazdan tanıtacağım. Aynı zamanda buradan köye de yaklaşık olarak 700-800 metre mesafede yer alıyoruz. İlk başta evimizin ön cephesine bakalım. Sonra araç otoparkından villamızın içerisine doğru geçelim. Şimdi villamızın ön cephesindeyiz. Ön cephesine baktığımız zaman villamızın ön tarafında oldukça büyük bir L şeklinde bir teras alanımız var. Hemen sol tarafında bir havuz alanı görüyoruz. Dış cepheye baktığımız zaman da siyah antrasite yakın renkler kullanılmış, alüminyum doğrama kullanılmış bu villamızda. Villamız toplamda 500 metrekare arsa içerisinde, tabanda 75 metrekareye oturuyor. Üst katta 105 metrekare, yani toplamda 180 metrekare kullanım alanımız var. Hemen sol tarafıma geldiğimiz zaman da burada 3 tane kapak görüyoruz. Bunların bir tanesi motor dairesi, bir tanesi denge deposu, bir tanesi ise yedek su deposu. Yani burada herhangi bir su kesilmelerine karşı yedek su deposu da burada düşünülmüş. Sağ tarafına baktığımız zaman da burada alt kotta da bir bahçe alanı görüyoruz. Aynı zamanda bahçe diğer tarafa doğru da uzanıyor. Yani buranın dört tarafı tamamen kendine ait, müstakil. Hemen sağ tarafında burada bir tane palmiye ağacımız var. Palmiye ağacının altında da ışıklandırma, led ışıklar kullanılmış. Yeşil ışık kullanılmış burada. Akşamleyin de çok güzel bir görüntüsü olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu sağ kısımdaki bir kapak var. Bu kapak da çatıdaki yağmurlama sularını burada depoluyor. Bu da çok güzel düşünülmüş. Sağ tarafıma baktığımız zaman da burada bir duvar görüyoruz. Duvarın üstünde demirlerimiz var, ışıklandırmalarımız var. Bu kısma çam ağaçları dikilmiş. Altında da beyaz çakıl taşlarımız var. Bu kısımdan araç otoparkına doğru geçiyoruz. Bu kısımda araç otoparkımız var. Ben aracımı sizler için buraya park ettim. Buraya bir tane daha araç park edebileceğinizi düşünüyorum. Otopark girişimizde ahşap demir bir kapı tercih edilmiş. Hemen evimizin ana girişine baktığımız zaman da yaya girişi de aynı şekilde ahşap ve demir olarak tercih edilmiş. Bu kısımda yine bir adet daha bahçemiz var. Biraz önce söylemiştim. Bu villamızın tamamen dört tarafı kendine ait, müstakil. Aynı zamanda bu villamızda alarm ve kamera sistemi de var. Kamera sistemini hemen şu şekilde göstermek istiyorum size. Bu üst tarafında kamera var. Evimizin bütün cephelerini görebilen şekilde düşünülmüş. Kamera sistemimiz de hazır vaziyette. Aynı zamanda hemen şu şekilde gösterelim. Bu kısımda da bir alarm sistemi de kullanılmış. Dış cephede de siyah patlatma taşlar tercih edilmiş. Bu kısımda da beyaz açık renklere önem verilmiş. Sağ tarafımda da bu kısımda içeride merdivenimiz var. Merdiven kısmında da yukarıya kadar tavan uzunluğu yükseliyor. Bu kısımda da komple cam giydirme olarak tercih edilmiş. Şimdi villamızın içerisine girelim. Villamızın giriş kısmına geldiğimiz zaman yüksek burada ahşap görünümlü bir çelik kapı tercih edilmiş. Bu kısmında da ahşap kullanılmış. Hemen içeriye girer girmez tam karşı tarafında salonla giriş kısmını birbirinden ayıran bir separatör kullanılmış. Separatörümüz aynı zamanda hemen yan tarafında da şu şekilde gösterelim. İçerisi dolaplı. Hemen sağ tarafında da burada raflar kullanılmış. Yine hemen sağ tarafında bir tuvalet banyo, aynı zamanda bir tane yatak odamız var. Akabinde sol tarafında da bir tane salon ve mutfağımız var. Bu kısımda hemen yatak odasına girmek istiyorum. Tabii şu anda hani burası tek bir villa. Yani bitmek üzere. Burada ufak tefek rutuşlar kaldı. Genel itibariyle bitti. Ama ufak tefek eksiklikler var. Onlar da şu anda tamamlanıyor. Aslında ustalar da şu anda çalışıyorlar. Çalışma olduğu için de bu nedenle bu tür eşyaları da burada görebiliyoruz şu anda. Tabii eşyalar gittikten sonra burada gayet kullanışlı olacağını düşündüğüm bir tane yatak odamız var. Hemen karşı tarafımızda burada zeminden görebildiğimiz çok güzel panoramik bir deniz manzaramızla birlikte yeşillik ve şehir manzaramız da mevcut. Odamızdan çıkar çıkmaz tam karşı tarafımda da bahçeyi görebildiğimiz bu kısımda yüksek bir cam kullanılmış.
Hemen karşı tarafıma girdiğim zaman da karşımda bir tane Hilton lavabomuz var. Sağ tarafımda çamaşır makinesi için düşünülmüş bir alan var. Yine bu kısımda da nişli, yani şu kısımda bir nişimiz var. Şampuan koyabilmeniz için. Burada da aynı zamanda duş yerimiz mevcut. Bu kısımda da Vitra marka gömme rezervuar, tuvalet kullanılmış. Hemen salona geçiyoruz. Salona geçerken bu villamızın bu kısmının, yani giriş kısmının oldukça yüksek bir tavana sahip olduğunu görüyoruz. Yine bu kısımda da uçan merdivenlerimiz var. Birazdan da üst katımıza çıkacağız. Uçan merdivenlerimizin alt katında da bu şekilde bir çıtalandırma yapılmış. Sanıyorum buraya da bir peyzaj çalışması, yani botanik bir bahçe yapılacağını düşünüyorum. Salonumuza geldiğimiz zaman bu villamızda yerden ısıtma sistemimiz var. Yerden ısıtma sistemiyle bu villamızı kullanabilirsiniz. Bu kısımda televizyon ünitesi yerimiz var. Merkezi uydu sistemimiz var. 2 adet burada priz bırakılmış. Altında da televizyon ünitemiz var. Arka tarafında da patlatma taş kullanılmış. Yine dış cephede kullanılan taşlar burada da kullanılmış. Bu taşlar da görsel olarak buraya yakıştığını düşünüyorum. Bu kısma baktığımız zaman da bu kısımda da mutfağımız var. Bu kısımda yarı ada mutfak, yarı da ufak tefek atıştırmalıkları yapabileceğiniz burada bir yemek masamız var. Sol tarafında bu kısımda bir buzdolabı yerimiz var. Üstü ve yan tarafı şu şekilde kapaklı. İçerisinde raflarımız var. Bu kısmı ankastre, fırın ve aynı zamanda mikrodalga yeri olarak tercih edilmiş. Bu kısımda da siyah, beyaz damarlı bir tezgah tercih edilmiş. Duvarlarda da açık renk seramiklere yer verilmiş. Aynı zamanda evyemiz de bu kısımda yer alıyor. Buradan da bahçenizi görebilmemiz mümkün. Bu kısımda da bir pencere bırakılmış. Şu şekilde gösterelim. Havalandırmanız için de oldukça geniş ve şık bir cam olduğunu söyleyebilirim size. Mutfağımızın alt kısmında ahşap görünümlü dolaplar kullanılmış. Set üstü ocağımız burada konumlandırılmış. Üst tarafında da bu kısımda da aspiratörümüz var. Mutfakta benim çok hoşuma giden bir alan var burada. Çünkü mutfakta yemek pişirdiğiniz zaman, yani terasa çıkmak istediğinizde herhangi bir yerden dolaşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu kısımdan hemen terasa çıkabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bu villamızda bütün kapı pencerelerimizin hepsi linea rossa olarak tercih edilmiş. Aynı zamanda alüminyum olarak tercih edilmiş. Dış cephelerimizde de tabii bahçeli bir villa olduğu için, ev olduğu için bundan dolayı da sineklikler burada konumlandırılmış. Bu kısımdan kısaca terası tanıyalım. Çünkü burada oldukça yüksek kullanım alanına sahip bir terasımız var. Biraz önce dışarıdan göstermiştim zaten. Ama aynı zamanda da burada size bu manzarayla birlikte göstermek istiyorum. Tabii bu kısımda da elektrikli panjur sistemimiz var. Yani bütün dışarıya açılan kapı pencerelerimizin hepsinde elektrikli panjurlarımız var. Şimdi üst katımıza çıkalım. Bu arada Kaju üşümüş herhalde. Burada televizyon ünitesinin altına girmiş. Kaju, üşüdün mü oğlum sen? Kaju bile alışkın değil herhalde bu havalara. Tabii bu aralar birazcık serin geçiyor. Bir 15-20 gün sonra havalar ısınmaya başlayacak, öyle söyleyebilirim size. Bir öneride bulunmak istiyorum. Şu anda maalesef ki her şey zam geliyor. Yani bakıyorsunuz fiyatların yükseldiğini görüyorsunuz. Ama bu fiyatlar daha çok yükselecek. O yüzden gerçekten siz de bir ev satın almak istiyorsanız mutlaka bu aralar buraya Kuşadası'na gelin. Alacak olduğunuz evleri gezip görüp bir tanesine karar verin. Çünkü her geçen gün her şeye zam geliyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi şu anda bütün her şeye zam geldi ve bu zamları sonralarında biraz hissediyoruz. Dolayısıyla yeni yapılacak olan inşaatlarda, evlerde inşaat maliyetleri daha fazla yükseliyor. Yani bundan ötürü de bir an önce gelip Kuşadası'ndan ev almanızı öneririm. Eminim ki karlı çıkacaksınız. Bunu da size bir öneri olarak vermek istedim. Evet, şu anda uçan merdivenlerimizin tam baş kısmındayız. Burada da biraz önce de söylemiştim. Yüksek bir tavanımız var burada. Merdivenlerimizden üst kata doğru çıkarken sol tarafımda evimizin ilk giriş kısmını görüyoruz. Burada oldukça yüksek bir tavan tercih edilmiş. Merdivenlerimizden çıkarken şunu da belirtmek istiyorum. Ben buraya daha önce inşaat zamanında da gelmiştim. Hatta bu havuzlu ev maliyetleriyle ilgili size bir kısa bir video yapmıştım. O zamandan da görmüştüm. Şunu söyleyebilirim size. Ara ara da hep gelip zaten kontrollerini yapıyorum. Sürekli inşaatları geziyorum. Bu merdivenlerin içerisinde demirler var. Üzerine de bunlar ahşap kaplama olarak yapılıyor. Bunu daha önceki videolarımda da söylüyordum zaten size, biliyorsunuz. Tabii buranın inşaat halini görmek için de benim daha önceki çekmiş olduğum havuzlu ev videosuna bakabilirsiniz. Burada ince uzun bir koridorumuz var, ancak burası inanılmaz derecede ferah.
Çünkü burası oldukça yüksek bir tavan. Tam karşıda çok güzel bir doğa manzarası var. Aynı zamanda burası köye de yakın. Arka tarafımız yeşillik. Bu kısımdan da çok güzel, yani camlardan görebildiğimiz bir manzaramız var. Hemen diğer taraftaki odama geçmek istiyorum. Yine bu katımızda da yerlerde açık renkli seramikler tercih edilmiş. Oda kapılarımız antrasit renkte tercih edilmiş. Hemen sağ tarafımıza baktığımız zaman da burada bir yatak odamıza özel bir tuvalet banyomuz var. Hilton lavabomuz, yan tarafında duşakabinimiz. Aynı zamanda sol tarafında da Vitra marka bir gömme rezervuarlı tuvaletimiz var. Yani bu villanın açıkçası tuvaletinden bile manzara var, öyle söyleyebilirim size. Yani buraya geldiğinizde gözünüzde daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Burada yine aynı şekilde alüminyum pencereler tercih edilmiş. Duvarlarda açık renkler tercih edilmiş. Tavanlarda da gömme ledler kullanılmış, led spotlar kullanılmış. Bu odamızın bir adet balkonu var. Hemen şu şekilde gösterelim. Burada da bir tane daha yatak odamız var. Bu iki tane yatak odamız bu balkonu kullanıyor. Yine aynı şekilde bu odamızın da içerisinde bir tane tuvalet ve banyomuz var. Bu kısımdan baktığımız zaman çok güzel doğa manzarasıyla birlikte deniz manzarası ve şehir manzarası görüyoruz. Aynı zamanda hemen alt tarafta şu kısımda inek görüyoruz. Yani ineklerimiz de var burada. Tam doğanın içerisindeyiz. Hemen alt tarafta köpeklerimiz var, köpek sesleri duyuyoruz. Yani bol oksijenin olduğu bir bölgedeyiz. Ve burada çok güzel panoramik bir deniz manzaramız var. Aynı zamanda Sisam Adası'nı da görüyoruz. Yani ben düşünüyorum da, yani burada bir sandalye masa atıp buraya kitap okuyabilirsiniz, kahve içebilirsiniz burada. Eminim ki çok güzel olacak diye düşünüyorum. Düşüncelerinizi bu arada yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Like atıp abone olmayı da ihmal etmeyin. Bu kısımda hemen göstermek istiyorum. Burada bir çeşmemiz var. Yan tarafında da prizimiz var. Yani siz burada kahvenizi içerken telefonunuzu da burada şarj yapabilirsiniz. Diğer yatak odamıza geldiğimiz zaman da yine aynı şekilde bu yatak odamızın içerisinde bir ebeveyn banyosu var. Sol tarafımda gömme rezervuarlı bir tuvaleti, karşımda Hilton lavabosu EC marka tercih edilmiş bataryalarımız burada. Karşı tarafımda camlı bir duşakabinimiz var. Sol kısımda da koridora çıkan bir kapımız var. Kaju gel bakalım. Hadi ebeveyn yatak odasına gidiyoruz. Master yatak odamıza girer girmez hemen kapımızın arka kısmında burada ebeveyn bir tane banyomuz, duş alanımız var. Karşı tarafında EC marka tercih edilen iki tane lavabomuz var. Tezgah siyah kullanılmış. Burada evyeler beyaz tercih edilmiş. Karşı kısmıma baktığım zaman da burada bir duş yerimiz var. Buraya da sanıyorum bir tane duşakabinimiz gelecek. İki tane lavabo tercih edildiği için, yani evye tercih edildiği için de açıkçası ben mutlu oldum. Çünkü burası ana yatak odası, master yatak odası. Yani birisi dişini fırçalarken birisi de sabah kalktığı zaman yüzünü yıkayabilir. Bu da hayatınızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum açıkçası. Tabi burada iki tane batarya takmak da biraz maliyetli olmuştur illaki. Ama çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu arada bataryalarda EC tercih edilmiş. Hilton lavabonun yan tarafında da bir adet çamaşır makinesi, kurutma makinesi olarak tercih edebileceğiniz bir depolama alanı var aynı zamanda üst katında. Master yatak odamıza giriş yaptığımız zaman da buradan da çok güzel full panoramik bir deniz manzaramız var. Yani biraz önce söylemiştim size, bu villanın tuvaletleri bile deniz manzaralı diye. Gerçekten de yani tam karşı tarafımda lavabonun içerisindeyken denizi görebilmek mümkün. Tabii buradan aynı zamanda peyzajımızı da görüyoruz. Bu kısımda da L bir cam kullanılmış. Bundan dolayı da buraya ciddi anlamda bir ferahlık katmış. Aynı zamanda şu sol tarafta da bir adet daha penceremiz var. Bu kısımdan da balkonumuza çıkıyoruz. Yani burada küçük minimal bir balkon tercih edilmiş. Burada da oksijenin bol olduğunu görebiliyoruz. Yani burada mis gibi tertemiz, çok güzel bir hava var, oksijen var. Bu villamızı da beğendiyseniz bizi arayarak randevu yapabilirsiniz. Bu villamızın fiyatı içinde açıklamalar ve yorumlara bırakacak olduğum linke tıklayarak internet sitemizden fiyatına ve diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu arada Kaju sizin abone olmanızı istiyormuş. Abone butonuna basarsanız bizi de mutlu etmiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.